Şimdi çorbamızı sabahleyin kalkıp kendimiz hazırlıyoruz. Burada eşim ve ben beraberce hazırlıyoruz. Ondan sonra metroyla ben bunları şeylere koyuyorum, termoslara koyuyorum. Ekmek alıyorum 8 veya 10 tane. Bunları 4'e bölüyorum. Her bir insana bir kase çorba verip bir de çeyrek ekmek veriyoruz. Yani 2 saat sürüyor hazırlığı. Ondan sonraki son toparlanması şu bu 2 saati buluyor. Sen de orada çık. Küçük bardağı yaklaşık 3-4 sene oldu. Sağ olsun yani vatandaşa hizmet. Allah razı olsun. İçimizi ısıtıyor en azından. Sağ olsun. Abi Allah bin kere razı olsun. Allah tuttuğunu altına etsin. Kalbine göre versin Allah. O da cennetinin kapısını açmaya çalışıyor adam. Yani bundan ibaret. Nasılsınız abi? Ya şükür abi şükür. Allah böyle insanları başımızdan eksik etmesin. 2 ay önce Ekim ayında çorba dağıtmaya başladım. Bazen sabah, bazen akşam olmak üzere. Burada parkta kalanlar var, ihtiyaçlı olanlar var, dışarıdan gelen insanlar var. Önemli olan karnının aç olması. Biz bunlara bir sıcak çorba dağıtıyoruz. Bilhassa soğuk zamanlarda çok daha iyi oluyor. Hem ısınmış oluyorlar, hem midesine biraz gıda girmiş oluyor. Haftada 2-3 gün dağıtıyorum ben bu şekilde. Bunun dışında ihtiyaçlı ailelere gıda yardımı, erzak yardımı da yapıyoruz. Bunları tespit ederek gerçekten ihtiyaçlı olduğuna inandığımız kişilere
hayırseverler bize destek sağlıyorlar. Eşim yardımcı oluyor. Çorba bazen ben de yapıyorum müsait olduğumuz pozisyonlarda. Evde hazırlıyoruz çorbayı. Metroya binip geliyorum. 25-30 kişi oluyor tabii duruma göre. Yani bazen insanlar sabahları dağılıyor sağa sola. Gece mesela sokakta yatanların bir kısmı hastanelere gidiyor, cami içlerine gidiyor. Onların gelmesi bazen uzun sürebiliyor buraya. Bir kısmı alıyor çorbayı, bir kısmını kendilerini bulamıyoruz. Yani toplu bir yerde bulsak, tespit etsek gider oraya da. Yani en az 7-8 kişi, 10 kişi bile olsa bizim için gitmeye değer. Yani onlara çünkü tek tek gidemeyiz. Yani her hastaneye birer sefer. Çünkü diğer işlerimizde olduğu için yani bu hayır işleri bunlara vakit bulamıyoruz. Ama toplu 10 kişi olan olursa böyle sokakta kalanlar, hastanede yatanlar bunları ihbar etsinler bize. Biz onlara da tespit edip gidip çorbalarını veririz onların sabah. Daha çok bizim hedefimiz sokakta kalanlar, parkta yatanlar yani evleri, imkanları olmayan kişilere daha çok dağıtmak istiyoruz. Ama tabii burada ben çorba içeceğim diyene de veriyoruz. Yani bizim öyle bir yani ayrım yapma hakkımız yok. Gündoğan. Yaş kaçtı abi? 59. Vallahi bir türlü yapamadık sana. Abi taraflardan kullanayım. Serdar bir ses soruyor. Serdar. Şey mi? Bu... Ha, tamam.